Peki yine de beslenme alışkanlıklarını tekrardan gözden geçirsek, örneğin acılı, biberli besinler veya sık alkol kullanmak veya sigara, bunların araştırmalarla kanıtlanmış etkileri var mı kalın bağırsak ve rektum kanserlerine? Biliyorsunuz şimdi kanser öyle bir şey ki zincirin halkalarını konuşuyoruz. Zincirin bir halkası hakikaten sigara içimi olabilir. Diğer halkası kötü beslenme olabilir ama tek başına yeteceğini söylemek mümkün değil. Çünkü kanser nasıl çıkıyor? Mütasyon dediğimiz hücrede bir takım genetik kırılmalarla çıkıyor. Ha, o mütasyon ne kadar karşı karşıya kaldınız ve hücrenizin o kırılmalara ne kadar karşı karşıya kaldığıyla orantılı bir durum. Bir de genetik olarak geçen kanserler var. Ve kalın bağırsak kanserlerin %10'u öyle. Yani ailesinde habire kalın bağırsak kanseri çıkan bir aile grubu var. Bunlar genetik olarak zaten bir o mütasyonu doğuyorlar. Yani buna çift darbe teorisi deniyor. Bir darbeli doğuyorlar. İkinci darbeyi de yolda alıyorlar. Ve double hit teori, çift darbe teorisiyle 40 yaşına gelmeden kanser oluyorlar. Evet. Ama bunlar kalın bağırsak kanserinin az bir kısmını Allah'tan kapsıyor. Ama o aile bireylerinin tabii ki o süreci gelmeden önce tespit edilmeleri ve kalın bağırsak kanseri olmadan o işi halletmeleri, evet, lazım.